Merhaba arkadaşlar, 22 Eylül 2020 gününden herkese selamlar. Bugün Yemli'de şansımızı deneyeceğiz. Bana rast gelsin, size de keyifli seyirler dilerim. Atışımızı yaptık. Gaz gelsin. Arkadaşlar çok şükür ilk balığımızı aldık. Güzel rast gelsin. Keyifli seyirler.
Yerler muhtemelen gitti. Ama biz gene kalp, kahve keyfine devam. Ondan sonra kahvemizi içtikten sonra yemimizi tazeleyip oltamızı tekrardan suyla buluşturacağız. Arkadaşlar ikinci oltayı da açıyorum. Onu şimdilik bekletiyordum. İlgilenmesi zor olur ilk oltayla diye. Ama vakit daraldığı için ikinci oltayı da oyuna dahil ediyorum. Arkadaşlar boru kurdunu takılışını da gösterelim. Boru kurdumuzun ağzı burada. Kancamızı buradan geçiriyoruz. Ondan sonra yavaşça ilerleterek kurdumuzu kancaya takıyoruz. Buradaki püf noktalardan birisi, misal kurdu ağzı şuraya oturdu. Ondan sonra şuradan hafif çıkartıyoruz kancayı. Şurada sallanan bir parça olsun. Balıkla uğraşmayan insanlar için iğrenç bir görüntü olabilir şu an. Ellerimin vaziyeti. Balıktaki arkadaşlar, balıkçı arkadaşlar son derece anlayışlı olacaktır bu konuda. Gel gelelim diğer oltanın kancalarını yemlemeye. Mırmır avında köstekleri uzun tutuyoruz arkadaşlar. Mırmır biliyorsunuz kumda eşelenen bir hayvan. O da tamam. Alttaki köstemize de yemimizi taktıktan sonra ya nasip diyerek oltamızı suyla buluşturacağız. Şöyle yapalım. O da oradan sallansın. Hatta şuradan biraz daha geçirelim de. Nasıl olsa bol. Atarken kopuyor arkadaşlar. Boru kurdu maalesef taze değil. Ne zaman almıştım? Perşembe veya cuma günü almıştım. Bugün günlerden salı. Surf oltada daima ip misinayı öneririm arkadaşlar. Naylon misinalar ne kadar kaliteli olursa olsun esnekliklerinden dolayı balon vuruşunu geç hissettiriyor. Zilimizi de takalım. Hoppa. Zilimizi de taktıktan sonra oltamızın boşluğunu son defa aldık.
Ondan sonra beklemeye koyulabiliriz. Tamamdır. Elde var bir. Tamam. Şu şekilde. Hop. Boşluğu aldıydık. Bir zamanlar. Neyse o dursun, biz diğerini atalım ya. Bunda da ip misine var arkadaşlar. Makinamız Okuma Surf 8K. Son derece güçlü bir makina. Almak isteyen varsa kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Hop, o da tamam. Şimdi gelelim bunun boşluğunu almaya. Tamam. Oltalarımızı attık. Geçip Kaptan Köşkü'nden size manzarayı izleteyim. Şunun boşluğunu biraz daha alabiliriz arkadaşlar. Kurşun oturma esnasında bazen boşlayabiliyor. İnşallah balık da gelirse size şöyle Kaptan Köşkü'nden balığın vuruş anını göstereyim. Şu an hafif hafif vuruyor, görüyorsunuz. Hadi oğlum bir daha. Hadi güzelim. Bir kere yokladı bakalım. İkinciyi yoklarsa bizimdir. Muhtemelen yemin etrafında dolaşıyor. Bir yokladı. İspariler de olabilir. Haydutlar. Biz tekrar boşluğumuzu biraz alalım. Tamamdır. Şimdi bekleme zamanı. Yemin tekini çalıp gittim muhtemelen. Şu olta için konuşuyorum. Sağ taraftaki için. Sol taraftakinde dediğim gibi makina Pen Surf Blaster 8000. Bunda da Trabuco'nun ip misinası, naylon misinası var. Ama naylon misina dediğim gibi esnek olduğundan dolayı tam balığın vuruşunu hissettiremiyor.
Önceden bundaki ipni sıra bundaydı arkadaşlar. Sonra aktarma yaptım. Buna naylon misine sardım. Temelen yemler yalan oldu. Ne yapalım? Zil ötene kadar biz de kendimize içecek bir şeyler ayarlayalım. Kurtlarımız burada. Şöyle bir kap buldum arkadaşlar. Boru kurtlarını burada muhafaza ediyorum. Şeyi bardağımızı ayarlayalım. Buradan da nevalemiz burada. Şöyle çalkalayalım. Hop. Şöyle dursun. Buradan da çayımızı alalım. Nasıl olsa balık henüz oltaya vurmuyor. Vursa da koşarız. Görüntüyü alırız. Balıkta çay, Nescafe olmazsa olmaz. Çöpümüzü tekrar torbamıza atıyoruz. Çevreyi temiz tutmak adına. Bunun da ağzını bağlayalım. Tamamdır. Çayımız burada demlene dursun. Tavırımızı alalım. Masamıza geçelim. Burada çekimleri yaptığım tripod. Ahtapot tripod diyorlar. Epey iş görüyor. Emekler. Şöyle dursun şimdilik. Bulunduğum bölgede ispari çok arkadaşlar. Yani her suya girdiğimde şnorkelle baktığımda yani 100-150 tane gruplar halinde görüyorum. Harami balık. Anında yeme 5 dakika. 5 dakika bile sürmez. 5 saniyede. Siz ortanın boşluğunu alırken tık tık götürüyorlar.
Yemlerimizi tazeleyelim bakalım. Arkadaşlar, Mırmır Avı'nda kanca olarak genelde BKK Chino veya Fudo'nun Chino modelini kullanıyorum. Oksitlenme yapmıyor kısa sürede ve çok keskin lazer kesimi oldukları için zaten balık otomatikman kancada oluyor. Tavsiye ederim onları da. Şimdi gelelim kurtlarımızı ayarlamaya. Hoppa. Hop, şu firar etmiş bakın. Bunu şöyle alıyoruz. Gelmeyen kısmı olursa o çıktığı için kolay oldu. Çıkmayanları da makas yardımıyla açarak çıkartıyoruz. Onu da şöyle gösterelim size. Dediğim gibi yemler beklediği için çok taze değil. Gördüğünüz gibi kurdu incitmeden. Zaten yeterince hoşaf olmuş. Hop. Evet, tamam. Şimdi bunu da iki parça yapalım. Birini bir kancaya, birini bir kancaya. Bunları da değerlendirelim. Bunu daha sonra kullanırız. Görüntü hiç iyi değil, değil mi? Ama balık seviyorsanız, balık avı, bunları da sevmek zorundasınız. Muhtemelen hanımlarınız görse bu vaziyeti bir daha elinizi dahi tutmazlar. O yüzden videoyu yengelere izlettirmeyin. Gelelim diğer oltamızın kancalarına. Bu gitmiş patates. Sağlam olanı üstü takalım. El vıcık vıcık oldu. O yüzden artık kurtlar kayıyor. Aç bakalım ağzını. Önceden pek ümitli değilim ama yine de bu yemi de zayi etmeyelim. Şöyle kaynak yaptık mı tamamdır. Ve bu leş gibi ellerimizi suda temizleyelim. İlk olarak yine bu oltamızı atalım. Bu sefer bunu düz gönderelim. Diğerini biraz daha sağlı atarım. Şöyle biraz aşağıya ineyim. Daha rahat atışı yapayım.
Bu gitti. Elle var bir. Bunun yeri tamamdır. Şimdi buna zilimizi takalım. Hoppa. Bunun boşluğunu alalım hemen. Oltamızın boşluğunu aldık. Gelelim diğer oltamızı atmaya. Onu da gönderdik. Onu da şöyle hafiften boşluğunu alıp zilini takacağız. Onu da zilini taktık. Tekrardan kamış olta sehpasına, kamış sehpasına artık nasıl derseniz, orası size kalmış. Evet, boşluğunu aldık. Rast gelsin demek kalıyor. Bazen eciş bücüş yemleri balık burun kıvırabiliyor. O yüzden yemin her zaman taze olmasının büyük ama büyük önemi var. Çok şükür ona rağmen bir tane balık kandırabildik. Bu da muhtemelen 30 santim civarında mırmır. Kocaeli'nin dev mırmırları kadar olmasa da arkadaşlar limit üzeri. O yüzden alıkoyuyoruz. Şöyle güneş batmak üzere o güzelliği de göstereyim size. Bir gün daha gitti ömürden. Hadi oğlum gider ayak bir tane arkadaşlar. Genelde gideceğiniz zaman böyle son bir vuruş olur. İnsanı bir saat daha kilitler. Her balıkçının başına gelir bilirsiniz. O yüzden avımızı burada noktalıyorum.
tek balık oldu. Fazla balık izlettiremedik size ama yapacak bir şey yok. Ona da şükür. Bir dahaki avlarda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.